uyandık, çadırdan çıktık. Bugün polis uyandırmadı bizi. Ne düşünüyorsun polisin uyandırmamasıyla ilgili? Evet, bu kadar. Kendi kendime uyandım ilk defa. Çok. Kaçta uyandın? 12. Adam 12'de uyanmış. Bir de kendi kendime uyandım. Ben uyanmıştım. Gece zaten ben geç yattıydım. Ha, buraya da İsviçre'den yük gemisi gelmiş. Ne gemisi bu? Ne bileyim, yolcu gemisi. Ha, heykel. Şimdi yukarı kadar kim çıkacak? Güneşli bir gün. 3 gün daha güneşli. Güzel. Bizim için de avantajlı. 3 gün güneşli. Sonra belki rota değişir. Şu anlık buradayız. Şimdi bileklik satmaya gidiyoruz. Bugün Ramazan'ın son günü. Yarın bayram olacak. Bu videoyu yayınladım da o zaman neler olmuş olacak da. Gerçi. Ha, burası var. Aylar var. Kalabalığa bakın. Yolun ortasında tramvay rayı var. Şu merdivenler çıkacağız birazdan önümüzdeki. Yaz sezonu başlamış buradan da. Herkes gelmeye başlamış. Merhaba dayı. Şimdi neyse, yukarı yardırarak çıkalım. Haberleşiriz. Sırbistan'da bir günümüz daha gidiyor. Yarın bayram. Diğer videoda söylemiştim, bayramımızı kutlamıştım. Yarın bayram namazına gideceğim. Onun için hazırlık. Böyle bir su var geçen yıkandığımız, biliyorsunuz. Şimdi burada hem sakal tıraşı olup hem duş alıp sonra çadırıma gideceğim. Hava soğuk bu arada. Sıkıntı yok. Gezginlik ölmeyi de getirmez de yani. Bunlar gerekiyor ya. Duş almamız lazım. Saçım artık oldu, 4-5 gündür saçımı yıkamıyorum. Sokuyorum artık ya, gerçekten. Onun için yıkanmam lazım. Bunu da videoya çekeyim. Nasıl olsa hayatımı videoya çektiğim için bunları da kaydı altına alayım. İleride 10 yıl sonra belki bunu izlerken lan diyeceğim, Sırbistan'da Belgrad'da duş aldım derim suda. Size onları gösteremeyeceğim, görüntüleri. Etraf karanlık zaten, siz beni de göremezsiniz. Önce yağmurluğumu yıkadım. Hava böyle, şuralarda eğlence yerleri var. Hadi bana kolay gelsin, sakal tıraşı olacak. Ha, yoruma saatler olsun yazabilirsiniz sakal için. Hadi şimdilik görüşürüz. Of, dün duştan sonra açamadım. Dün çadıra girdim. Dışarıda bir kavga gürültü. Adamlar kavga ediyor. Sabah uyandım. Saat kaç? 5.30'da. Sokaklar bomboştu. İnsan geçmiyor gerçi de. Arabalarda metrobüs geçiyor. Bırak da onlar da geçsin. Kaç merdiven çıktım? 100 merdivenli bir yerden çıktık. Nefes nefeseyim. Neyse. Ben kaçar ya. Hadi. Geldik Bayraklı Camii'ne. Namazımızı kıldık. Camiyi görüyorsunuz. Çağırdım adam. İçeri giremeyeceğim. İçeri şu an çok kalabalık. Etrafı görüyorsunuz. Televizyon kanalları geldi. Buradaki tek cami herhalde Belgrad'daki bu. Burada gördüğüm şey bayram heyecanı var. Biz şu 4 katlı yerdeydik. 4 katlı da doldu. Cami dolmuştu. Dışarılar doluydu. Beklemiyordum ama gerçekten çok güzel bir ambiyans. Caminin güzelliğini görüyorsunuz. Buradaki tek cami, direkt buraya geldim, Bayraklı. Zaten yakın şehir merkezine de. Hemen gelirsiniz gelmek isterseniz. Kameraya bakın. Her katta televizyon kanalları vardı. Yeniden hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Şimdi bizimkilerin yanına gidiyorum.
Oradan da bakalım, herhalde bileklik satarız. Bu cumartesi pazarı iyi değerlendirmek lazım. Bizim Mayıs ayında Türkiye'ye döneceğimiz için, onun için biraz hızlı yani bu cumartesi pazarı değerlendirmek lazım. Onun için geldik, böyle bir ortamdayım. Şimdilik görüşürüz. Mihailoğlu Caddesi'ndeydim. Şimdi geldim. Kıyafetlerimizi yıkandım biliyorsunuz. Güneş var tepemizde. Saat daha 9.30'a geliyor. Birazdan çağıracağım. Bizimkiler yatıyor orada. Uzakta belki görmüyorsunuzdur. Ben de oturdum, müzik dinliyorum. Ayakkabıları çıkarttım. Denize bakıyorum. Hep yaptığım şey. Şu arkadaki manzara barış şeyi vardı. Anıtı. Kalenin olduğu bölge. Şurada yıkanmıştım. Su akıyor. Böyle şimdilik oturuyoruz. Onları uyandırıp kahvaltı yapmaya gideceğiz. Sonra da bileklik tezgahına. Şimdilik görüşürüz. Çekim yapmayalım kaç gündür. Aa, şarjım bitmiş. Şarjım sıfır. Max Bet'teyiz. Yine maç izliyoruz. Ben yine battım. Alıştık artık. Batıyorlar. Dün iyiydi. Dün çok iyi çıkarttılar da. Batıyorlar. Aa bak, Liverpool'un maçı var. Orada Sassuolo'nun. Burada erkekler maç izliyor. İşte böyle bir mekandayız. Şarjı yok. Kameranın şarja takacağım şimdi. Tezgahtayız. Size gelen kahvaltı göstereceğim. Haş taşıyorlar. Şu an yanımıza gelecekler. Etraf böyle akşam. Bileklik tezgahı aldık. Haşlık. Bir saat oldu daha oturalı. 500 bin ya 2000 lira falan kaldı. Gelenler var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Heykeller var, bir insanı. Bana da kadın ne bakıyor? Aha, protesto mu ediyorlar? Yok. Hep gezilecek yerler mi? Etrafta da böyle bir topluluk var. Hanımefendilerin elinde de bir şeyler var. Bunlar da şey var. Kalabalık bir şeye geçti önümüzde. Şu teyze de. Teyze de bir şey var. Akşam oldu. Onu da göstereyim dedim. Belgrad, Mihailov sokağında böyle bir şey yaşadım, onu da sizle paylaşayım dedim. Akşam yürüyüşüne çıktık, çadırları kurduk. Sırbistan gece hayatı böyle. Ama içine giremiyoruz. Niye içine giremiyoruz? Para yok. En büyük sebebi duydunuz. Ama lan o da bunu hayatım çekilmedi ki. Ama gitsin. Belki ucuz, onu da bilmiyoruz. Ne bileyim? Panikide başka tabii.
olarak gece hayatına bir giremedik. Neden acaba? Neden? Ama gireceğiz. Söz onun videosunu çekeceğim. Bu da ona benzeyecekler. Belki yarın, belki bugün. Bakalım. Saat. Daha bu saatte gece hayatı. Böyle bir yürüyüşe çıktık, onun için dedim bir video çekeyim. Ses, müzikleri alırsınız zaten. Kalabalığı da görüyorsunuz. Abi. Burada geçenlerin %50'si Türk'tür herhalde. Türkler hep buralarda. Artık buralarda Türkler bastı. Kötü haberi size vermek istemezdim ama veriyorum. Hep yaşlılar gelmiş ya. Devam edelim. Evet, eğlence mekanlarından çıktık. Şimdi sitelerin olduğu yerlere doğru geldik. Her yerde inşaat var şuralarda. Bura çok gelişecek galiba. Küçük inşaat amına koyayım, binalar hazır. Şurada inşaat var ya. Oğlum sen inşaat mı görmedin hayatım? Yo. Buralar danslar dikilmiş desene oğlum sen. Aa bak, hepsi rezidans. Aha hepsi. Normal ev değil mi bunlar ya? Ha, çırpı, bunlar bizim Toki gibi. Full böyle evler dolu. Biz de gece gelmişsin. Şu karşıdaki büyük bina çok güzel. Onu gündüz çekmek lazım ya. Ha, ne oldu? Yurt dışına çıktım. Çıktım. Geziyorum şimdi. Ha, sokaktayım. Tamam. Ne oldu şimdi? Ha, insanlar mutlu. Tamam. Geç şunu. Burada mutlu, proje mutlu, var. Anka geldik. Nereye gidiyoruz sorma sahipte? Nereye şurası var geldik. Nereye gideceğiz abi? Oğlum geldik buraya kadar geldik bakalım. Ne var orada? Galeri ya. Resim aynı, mi var içinde? Aynı galeri şeyde de var. Alışveriş mağazası mı? Tepkisi de var. En ünlü alışveriş merkezi burası. Çok kalabalık gerçekten. Belgrad'ın en büyük alışveriş merkezi. Galeriya. Çok kalabalık oluyor. Yeni şeyler var. Bütün markalar var. İnsanlar gerçekten buraya çok alışveriş yapmaya geliyor. Yabancılar da geliyor, yurt dışından gelen insanlar da geliyor. Biz de şimdi akşam bize ne battıysa bilmiyorum, anlamadım ama oraya gidiyor şimdi. Geldik zaten. Şimdi gösterebilirsin. Bak kamerayı çevir, orası galeri. Aa burası galeriyaymış. Orada yazıyor bak işte. Aa bak koca galeri. Abi çok büyük ha. Bakma sonra. Aa ben Tiflis'teki şey neredeydi? Tiflis'te, 4 bir de Tiflis'te var. Bu binanın en üst katına Tiflis çıkabiliyor muyuz? Vallahi çok iyi olur ya. Vallahi bir girsek mi ki? Asansörle en üste çıkarız, oradan yollar çatı katı yaparız. Hong Kong'da yapıyorlar millet, biz de yapak ya. Batum'da da yapıyorum, bütün gazinoların tepesine çıkabiliyorsun, içiyorsun orada. Oo. Tabi kuleler var. Aa, bunları niye kanalıma böyle laflar sokuyor? Sky Room mu? Sky ne? Öyle şey yok. Bunları niye söylüyorsun kanalıma? Gerçekten asansörle en üste çıkabilsek, Hong Kong'da çıkıyor. Bizim Ertuğrul abi çıktı, buradan Ertuğrul abiye selam söylüyorum. Buradan. Kimine ne selam söyleyeceklerini sonra söyleyeyim de izlerken. Ertuğrul abi. Ne yapıyorsun abi? Ertuğrul abi ilk yurt dışına çıkanlardan. Kim o? İsmi ne ya? Ertuğrul Başut. Berkon'un arkadaşı. Değişik yollardan arkadaşı. Gökhan'ın. Onlara hep Ertuğrul çıktı ilk yurt dışına. Oo. Ertuğrul abi saygılar selamlar. Seni bilmiyorum ya. Ama şu an Tayvan'da futbolcu. Harbi mi? Harbi. Vay. Şimdi kapatayım. Belgrad'ın en büyük alışveriş mağazasına geldik. Galeriya. Belgrad. 4 katlı bir yermiş. En büyük yeri bura. Maserati bayisi var. Bizim Burhan abi de gelmiş. Burada bileklik satıyor. 4 katlı bir yer. Alışveriş mağazası. Buradan gelip bize şu köşeden bileklik mi alacak millet sanki? Burada şu gördüğünüz binada Belgrad'ın en büyük, en uzun binası. Ne yeri bilmiyorum. İşte böyle. Akşamın birinde buraya geldik gezmeye. Şimdi geri dönüyoruz çadırlara. Çadırları kurduk. Burak abi çadırda yatıyor. Biz de gece gezmesine çıktık işte. Şimdi gidiyoruz. Hadi. İyi geceler. Günaydınlar. Bugün pazar günü. Etraf canlılığını görüyorsunuz.
Burada bir şey var ama çözemedim. Maraton mu var ya, ne var? Aa, şurada bir şeyler dağıtıyorlar sanki. Burada bir yarışmacımız var. Burada diğer yarışmacılar. Ya ileri gider mi ya? Buralara bakıyorum. What is this marathon? Marathon. Yes, Belgrade marathon. Belgrad maratonu varmış. Poşetlerle bir şey daha. Elma vermişler de elma yiyor Koray Bey. Sabah sabah derdi yok ama. Sonra tezgahlayacağız. Belgrad'da bir pazar günü. Yine bir gün. Aa, kahve veriyorlar. Beleş mi ki? Burada da ne dağıtıyorlar? Burada yes, here you go. Thank you. Ne var? Aa, bisküvit almış. Kurabiye aldım. Kurabiye almış. Etrafın canlılığına bakın. Aa, birinci şu adam. Aa, burada yarışmacılar gelmiş. Resim çekiliyorlar. Madalyalarını almışlar. Ve herkesin yemek dediği pekaraya gelmiş. Etraf canlı. Ulan Heineken dağıtıyorlar. Hadi gidelim alalım. Evet, günaydın. Yağmurlu bir güne uyandık. Haftaya başlayacağız. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yağmurlu günler. 1-2 gün yağmurlu, ondan sonra güneş. Full güneş. Bugün bir plan yapıp Kosova'ya gitmeyi planlıyoruz. Bakalım, önce kahvaltı yapalım. Selam ver. Günaydın. Çok hızlı bir cevap oldu. Görüyorsunuz. Tuna Nehri. Tuna değil, Sava. Sava'ymış ya. Tuna diğer taraf. Tuna ilerideymiş. Yağmurlu gündeki halimiz. Fark etme yani, yağmurlu. Şimdi kahvaltı yapmak için Pekara'ya gidiyoruz. Oradan Maxbet'e gideceğiz. Plan yapacağız. Ona göre bir harekete geçeceğiz. Ayağıma bir şey takmış. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Her gün çadırı topladıktan sonra böyle bir köprüden yukarı çıkmak için şehir merkezine böyle bir merdivenlerden geçiyoruz. Saymadım kaç tane. Ama en az 200 tane vardır. Sırtımızda bu çanta vardı. Anlamadım lan. Buralarda böyle hostel. Kafe, hostel. Bunu da size belirteyim dedim. Kahvaltı yaptığımız yerde böyle yemekler de satılıyor. Şöyle 100 gramı fiyatları da böyle ucuz lan. Makarna, köfte. Arkada menüler var. Kebabi köftesi 200 lira. Porsiyon porsiyon. Hamburger. Balık var. 100 gramı 75 falan buluyor. Yemek çeşitleri böyle. Salatalar var. Burada tatlılar var. Ne bileyim, bilmiyorum. Koy gitsin bana. Ama hardalı koymasa. Fırında koysan. Ya ben sevmiyorum. Ne bileyim, onu bilmiyorum. Yani. Ya böyle akşam yemekleri var. Kahvaltılıkları gösteremiyorum şu an ya. Mesela bir börek 170 dinar. Aa, şurada börek menüleri var bak.
Bu arada bir seviyor mu? Değil mi? Hiç bir şey bilmiyor. Hamburger menü mesela 420 lira. Biz cevabi köftesi aldık 200 gram. Yok 200 dinar yani 40 TL bir tam ekmek oluyor yani. İçinde kocaman bir köfte var. Neyse. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım. Ya. Günaydın. Dün de videoyu günaydın olarak açtım. Hava çok yağmur yani. Çok daha yeni güneş açmaya başladı. Çadırları topluyoruz. Dün dedim Posova'ya gideceğiz ama olmadı. Bugün son kez günaydın diyorum Sırbistan'dan. Bugün hedef yarın gözümü açtığımda Kosova'da olmak istiyorum. Onun için şimdi gidip bileklik satacağız. Şu an paramız sıfır. Sadece bize otobüsle gideceğimiz için 5000 dinar. Veya otostopla gideceğiz 2000 dinar yol parası çıksın yeter. Yemek için yani. Şu an çadırları toplayalım. Tezgah açmaya gideceğiz. Durumlar bu. Yağmurdan çantamın yağmurluğu ıslandı. Nasıl oldu anlamadım. Ama çok yağmur yağdı. Etraf böyle sessiz bir Sırbistan. Tam caddenin şeyin yanına çadır attık. Tam dönemecin yanındayız. Yani şuradan bir araba uçsa böyle uçar yani. Neyse bunlar da boş verin. Şimdi çadırları toplayalım, tezgahta görüşürüz. Evet, bugün de Kosova'ya gidemedik. Belgrad meydandayım. Bizimkiler neredeler? Bak, orada Koray Bey var. Sigara alamıyorlar. Koray Bey cebinde 10 dinarla sigara topluyor. Burak Bey nerede? Şurada bir yerde ya Burak abi var. Onunla da 20 dinar var. Onlar sigara toplamaya gitti şu an. Biri 10 dinarla 2-3 sigara toplayacak. Biri 20 dinarla o da 3-4 tane toplayacak. Meydandayız. Bileklik satarken yine o kadın geldi. Üst üste geliyor teyze hiç durmadan. Kaldırdı yine bizi. Yani ama 2000 dinar falan kazanmıştık. 1500 dinar. Burak Bey sigarayı topladınız mı? Toplayamadım adam. Bir tane sigarası varmış onu istedim. Şimdi devam. Hadi. Sigara toplama challenge. O orada. Sen o tarafa git. Sen o tarafa git. Koray Bey orada. Duydunuz. Burak Bey'in bir sigara varmış. Adam da o da vermemiş. Gidiyor. Koray Bey'e bakıyoruz. Nerede? Koray Bey ortada yok ya. Asker geçiyor. Bakalım nerede Burak Bey? Burak Bey orada. Sigara toplama challenge yapıyorlar şu an. Ben içmiyorum, ben iyiyim. Ben yine sigaram yok, bir şeyim yok. Onun için bende öyle bir challenge yok. Neyse. Bugün olmadı Kosova. Otostopla gideceğiz yarın. Otostop macerası videosu gelir. Bunlar ne topluyor böyle ya? Işıkmış, avizeymiş. Neyse. Koray Bey! Kaç tane topladınız? İki tane. İki tane topladın mı? Evet. Hadi git, iki daha topla. Hadi çekiyor git. Musun oğlum bunu? Çekiyorum, hadi biraz git. Burak Bey toplayamadı. Şurada adamla bir tane sigara varmış ya, onun için. Ya ona kim verdi ya? O tarafa gönderdim onu. Hadi git, iki daha topla. Birazdan iki sigara daha istersin. Sen yok ki. Bulursun. Lan çek oğlum. İğrenç anaya niye çekiyorsun? Ama ben hayatımı çekiyorum. Onun için bunu çekmem lazım. Çekme diyor. Utandı galiba. Utanmadı ya. Çekilmek istemedi. Neyse. Sigara topluyorlar. Ben de geziyorum meydanda. Birazdan Maxbet'e gideceğiz. Oturacağız. Bu videoyu bilmiyorum kaç dakika oldu hatırlamıyorum. Ne kadar gündür çekiyorum onu da bilmiyorum. Çünkü kamerayı her fırsatta açamıyorum. Şarjım yok. Gerçi şarja takarım da takmıyorum yani. Neyse. Kamerayı açamıyorum, fırsat bulamıyorum anı yaşadığım için. Fazla kamerayı açmadığım için öyle geziyorum ya. Neyse. Şimdilik kapatıyorum. Maxbet'e geri geldik. Real Madrid Partizan basket maçı var. Tüm herkes toplanmış maçı izliyor. Biz Partizan taraftarıyız bu sefer. Evet diyor. Ama sessiz maç izliyor. Millet bağırıyor burada bak. Herkes canını koyuyor. Bu dayı da geldi bizim masamıza orada koydu. Anlamadım ki ne iş bu. Neyse biz maça bakalım.
karşılıklı. Bir sayı olsun sevinsinler diyeceğim de. Orada da Real Madrid maçı var. Neyse biz maçımıza bakalım, hadi görüşürüz. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.